Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sprovit hakkında bahsedeceğim. Dostlarım, Sprovit nedir? Ne zamanlarda kullanılabilir? Ne işe yarar? Fiyatı nedir? Arkadaşlar bunlardan bahsedeceğiz. Dostlarım, sizlerden önce ben bir tane kendime hazırladım. Şimdi bir tane de sizlerin karşısında hem hazırlayarak hem de anlatarak sizlere bilgiyi vereceğim. Arkadaşlar şimdi Sprovit'in içine bir bakalım. Bu Sprovit dediğimiz ilaç ilk önce fiyatı ne kadar arkadaşlar? Bu görmüş olduğunuz Sprovit'i herhangi bir eczaneden arkadaşlar alabilirsiniz. Hepsinde vardır. Ben 6,5 TL'ye aldım arkadaşlar. Reçetesiz vesaire aldım. Yani demek oluyor ki bunun fiyatı her yerde 6,5 TL. Gidip bir yerden alabilirsiniz dostlarım. Hemen ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar içerisine bakıyoruz. Şu anda şöyle sizlere de göstereyim. Telefonumuzu netledi herhalde. Arkadaşlar içerisinde A, B, C, D, E yani alfabe sıralamışlar gibi her türlü vitamin var arkadaşlar. Bundan dolayı bunu çok fazla muhabbet kuşu üreticisi kullanıyor. Arkadaşlar içerisinde mesela en fazla da B vitamini var. Bu ki tüye çok iyiliyor arkadaşlar. Tüylerin parlaklığını, canlılığını artırıyor. Bundan dolayı arkadaşlar hareketliliğini artırır. Ondan sonra kuşunuz eğer ki mama yemiyorsa mamalardan alamadığı vitaminleri bu sayede alır arkadaşlar. Ve bunu arkadaşlar suya damlattığınız zaman hiçbir kuş içmeme gibi bir şey göstermez. O yüzden hepsi içer dostlarım. Bu yüzden bunun sayesinde mamadan kazanamadığı vitaminleri kuşunuza kazandırabilirsiniz. Hareketliliğini arttırabilirsiniz. Mamadan elde edemediği vitaminleri vücuduna geçirmiş olursunuz. Ondan sonra arkadaşlar tüylerini gerçekten parlak edebilirsiniz. Çünkü içerisinde B1, B2 ve B6 idi sanırım. Evet. Bu iki vitamin de var arkadaşlar. B vitamini genel olarak tüylerin parlaklığını sağlar. Dostlarım fiyatına göre içerdiği vitaminler gerçekten çok iyi. Arkadaşlar bu insan vitaminidir aslında. İnsan vitaminini neden kuşumuza veriyoruz arkadaşlar? Aslında bunu kuşumuzla kullandığı zaman aynı faydaları görebiliyor. Fakat arkadaşlar pet shoplarda kuş için satılanlar gerçekten pahalı. Gerçekten milim olarak az oluyorlar. Görmüş olduğunuz arkadaşlar şu ilaç. İçerisinden çıkan bu şurup 100 milim arkadaşlar ve kullanımı az da olduğu için gerçekten çok uzun zaman gidecek bize. Bundan dolayı dostlarım sizlere tavsiye ediyorum. Şu şekilde koyayım. Sizlere gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hareketliliği vesaire sağlıyor. Şimdi hemen arkadaşlar nasıl kullanılır ona bir geçelim. Karşınızda bir tane hazırlayayım arkadaşlar. Ben bunu zaten hazırlamıştım. Bunu şöyle şu köşeye koyabiliriz artık. Şimdi bir de sizler için hazırlayalım. Dostlarım küçük suluklar için şu bir küçük suluktur. Bunlar için arkadaşlar 5-6 damla damlatabilirsiniz. Ama arkadaşlar küçük göreceli bir kavram. Şimdi kime göre küçük? Bu yüzden dostlarım şöyle bir pet şişe getirdim ve bu pet şişenin arkadaşlar 3 santimini kadar doldurdum. Yani bu kadar içine alıyor. Siz de fikir sahibi olmuş olursunuz. Bir pet şişenin 3 santimi kadar doldurulmuşuyla arkadaşlar 6 damla koyacağız dostlarım. Şimdi şu şekilde koyalım. Şurubumuzu açalım. Burada kapağı da vardı. Her eczaneden alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de gittim. Evet, en yakın eczaneden aldım. 100 milim arkadaşlar ve bu bize aylarca gider. Çünkü damla damla koyduğumuz için ve kaç günde bir koyulduğunda onu da birazdan şimdi söyleyeceğim. Şu şurubumuzu bir koyalım. Bildiğimiz şurup kaşığı arkadaşlar. 6-7 damla içine damlatabiliriz arkadaşlar. Geri kalanını şöyle geri koyalım. Kaşığımızı poşetine geri koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar suyumuz biraz sarı oldu. Fark edebiliyor musunuz? Bilemiyorum ama merak etmeyin, kuşlarınız bu suyu içer. Arkadaşlar kuşlar yaptığınız mamaları yemese de sularına ne katarsanız katın o suyu içecektir. Bundan dolayı arkadaşlar kuşunuzun almadığı vitaminleri bu sayede ona su yoluyla verebilirsiniz. Zaten şu an sarı ama birazdan arkadaşlar beyaza dönecek. Telefonda pek belli olmuyor ama belki anlamışsınızdır. Su biraz sarardı arkadaşlar. Bunu bu şekilde koyalım. Peki arkadaşlar Sprovit'i ne zaman kullanabiliriz? Kaç günde bir kullanabiliriz? Arkadaşlar şimdi bu sulukları ben kafese taktıktan 2 gün sonra arkadaşlar çıkartacağım. Temiz sadece su olan suluğu takacağım. 2 gün o şekilde o kalacak arkadaşlar. 2 gün 2 gün 2 gün 3-4 hafta kalabilir, yani 3-4 hafta kullanabiliriz. Yani tahmin ettiğiniz gibi takıyoruz ilaçlı suyumuzu 2 gün. 2 gün sonra çıkartıyoruz ilaçlı suyu.
Suluğu yıkıyoruz arkadaşlar. İçine temiz normal su koyuyoruz. 2 gün o kalıyor. Ondan sonra 2 gün yine ilaçlı su koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar devam ettiriyoruz. Dediğim gibi eğer ki kuşunuz mama yemiyorsa gerçekten çok büyük bir öneme sahip. Ondan sonra çeşitli vitaminler var içerisinde. Tek tohumdan alamayacağınız arkadaşlar vitaminleri verir size. Hareketliliğini sağlar. Hani diyorsunuz ya kuşunuz mesela eve geliyor çok durgun yem yemiyor belki de. Ya da yem yiyor ama çok durgun kendisini kabartıyor. Hasta gibi duruyor. Arkadaşlar bunları hepsini giderir. Supravit gerçekten çok iyidir. Ve birçok büyük üreticide kullanıyordur arkadaşlar. Onlar kullandığına göre demek ki bu ilaçta bir şey var. Ki bunu kullanıyorlar. Durum bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben de kendi suluklarımı hazırladım. Birazdan götürüp kuşlarıma takacağım. Ondan sonra arkadaşlar pet şişeleri de anlattık ne kadar koyulabildiğini. Kaşıyla arkadaşlar koyduk. Şu şekilde bir ilaç arkadaşlar. 100 milim. Bu size aylarca gider. Fiyatı 6,5 TL arkadaşlar. Gerçekten işinize yarayacak bir ilaç diyebilirim. Ondan sonra arkadaşlar bundan sonra da başka bir videoyla karşınızda olacağım. Onun konusu da arkadaşlar Necton E ve Necton S arkadaşlar. Bu da kuşları yumurtlamayanlar için bir can simidi diyebilirim. O şey arkadaşlar o ilaç gerçekten pahalıdır. Bunun gibi 6,5 TL değil. Cidden cidden pahalı. Onun da fiyatını arkadaşlar bakalım biliyor musunuz? Biliyorsanız bu yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Tahmin edin bakalım bu videonun altına yapılan yorumlarda Necton E'nin ve Necton S'nin fiyatını tahmin edebilecek misiniz? Onu da alacağım arkadaşlar. Gerçekten efsane bir ilaç. Herhalde her yerde yok. Bu yüzden arkadaşlar internetten sipariş edeceğim onu da. Ya getirdiğimde videoyu çekerim ya da getirmeden onun hakkında video çekerim. En yakın zamanda onun hakkında video çekeceğim dostlarım. Dediğim gibi bir tahmin edin bakalım onun fiyatını durabilecek misiniz? Şöyle söyleyeyim onun çeşitli fiyatları var gramajına göre. 70 gramı için tahminde bulunun arkadaşlar. 70 gramı sizce ne kadar eder? Bu dediğim ilacın. Dostlarım şimdi kendinize iyi bakın. Lütfen videoma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Dedikten sonra kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Like'larınızı ve beğenilerinizi ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiğince arkadaşlar yorumlarınıza karşılık atmaya çalışıyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videonun kalitesinin düşük olmasından dolayı kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar eve internet bağlanmadı ve hala kendi paketimden videoları yükleme yapıyorum. Bu yüzden arkadaşlar biraz kötü olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen like atmayı unutmayın.